30 yıldır bitirilmeyen savaş. Evet, yanlış duymadınız. Bitirilmeyen savaş. En son Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine ramak kala Laçın bölgesinde çatışma yaşandı ve her iki taraftan askerler hayatını kaybetti. Bu çatışmanın akabinde Azerbaycan askerine işkence yapıldığını gösteren videolar sosyal medya üzerinden kamuoyuna servis edildi. Daha sonra ise Erivan'da düzenlenen ve uluslararası televizyonlarda canlı yayınlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağı yakıldı ve toplumda büyük bir infilak yaşandı. Azerbaycan ile Ermenistan ne zaman masaya oturmaya kalksa, her iki taraftan da hadi bir 30 yıl daha kaybetmeyelim dese sürekli bir şey oluyor ve masa devriliyor. Akan bunca kana rağmen 1 milyon insanın göçüne, şehirlerin boşaltılmasına, milyonlarca insanın yıllardır acı çekmesine rağmen bir türlü Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sağlanamıyor. Sürekli bir el devreye girerek barış görüşmelerini sabote ediyor. Bu çatışma ortamından dolayı da Ermenistan-Azerbaycan sınırı, hatta Türkiye-Ermenistan sınırı yıllardır kapalı. Böylelikle de ticaret, bölgenin gelişimi, lojistik hatların pasif durumda olması bütün bölgeyi kilitliyor ve kalkınmasını engelliyor. Gelin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın neden başlatıldığını, şimdiye kadar neden bitirilmediğini, kimlerin bu durumdan jeopolitik, siyasi ve ekonomik çıkar elde ettiğini, eğer barış olursa bundan kimlerin kazançlı çıkacağını irdeleyelim ve tabii ki bu savaşta kimlerin kurban seçildiğini. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mesele 30 yıllık süreç olarak ele alınsa da aslında problem daha öncesine dayanıyor. 28 Nisan 1920'de Bolşevik Kızıl Ordu'nun Bakü'yü ele geçirmesinden sonra 1 Aralık 1920'de Neriman Nerimanov tarafından Nahçıvan ve Karabağ bölgesinin Sovyet Ermenistan'a bağlı olduğu ilan edildi. Ancak kısa süre sonra bu karar geri alındı. Sonraki aylarda Nahçıvan Azerbaycanlılara, Zengezur ise Ermenilerin kontrolü altına girdi. Binlerce Azerbaycan Türkü ise bölgeden sürgün edildi ve Zengezur Türksüzleştirildi. Bu kararla birlikte Türkiye ile Azerbaycan'ın, dolayısıyla Türkiye ile Türkistan'ın fiziki bağlantısı koparıldı. 1990 yılına geldiğimizde Sovyetler dağılma sürecine girdi ama Kafkasya'yı kontrol altında tutmak Moskova'nın her zaman öncelikli gündemlerinden oldu. Bundan dolayı da Karabağ işgalinin zemini hazırlandı ve savaş patlak verdi. Hatırlatmak gerekir ki Sovyetler Birliği dağılınca Moskova kendinden ayrılıp bağımsızlığını kazanmaya çalışan ülkeleri kontrol etmek için her bölgeye patlamaya hazır siyasi mayınlar döşedi. Osetya, Abhazya, Donbas, Moldova'da Transdniester, Orta Asya'da Fergana Vadisi gibi sorunlu alanlar bugün bile patlamaya hazır mayınlar olarak bir kenarda bekletiliyor. Karabağ meselesi de Moskova'nın bölgeyi kontrol etmesi için bulunmaz bir fırsattı. Sonuç olarak 1. Karabağ Savaşı yaklaşık 6 yıl sürdü. Binlerce insan öldü. 1 milyon insan göç etmek zorunda kaldı ve Hocalı soykırımı yaşandı. Bütün bunlar olurken İran ve Rusya Ermeni ayrılıkçı güçleri destekledi. Aslında destekledi desek az olur. Bizzat savaşı sahada yönettiler. Hatta Hocalı soykırımı yaşandığı zaman Rus ordusunun 366. motorize alayı da zaten bölgedeydi. Böylelikle o kadar derin yaralar açıldı ki 100 yılda geçse açılan bu yaralar kapanmaz. 1920'de Zengezur ile koparılan bağlar 1994 yılında Karabağ işgali ile tamamlandı. Hatta daha da pekişti. Ne hikmetse savaşı başlatanlar ve bizzat sahada koordine edenler bu sefer karşımıza hakim olarak çıktılar ve sorunun çözümünden de onlar sorumlu oldu. Deyim yerindeyse kuzular kurtlara emanet edildi. Doğal olarak da 27 yıl Birleşmiş Milletleri kararları uygulanmadı. Uluslararası hukuk ayaklar altına alındı. Bölge siyasi, ekonomik ve sosyolojik olarak
hər anlamda kaybetdi. Sadəcə Azərbaycan deyil, bu sürəçdə Ermənistan da kaybetdi. Özətlə, kayıp bir nəsil desək tam yeridir. 2018-ə gəldiyimizdə Ermənistanda Rus yanlısı hökumət və siyasilər Paşinyan liderliyindəki halk eyləmləri ilə devrildi. Daha sonra isə Putinin ən yaxın müttəfiqlərindən Sarkisyan Koçeryan birliyi təsfiyə edildi. Hatta Rus yanlısı siyasilər tutuklandı və böyləliklə Moskova ilə Paşinyan arasında ciddi problemlər yaşandı. Bu sürəçdə Moskovadan Paşinyana uyarılar gəldiysə də Erivan hökuməti bu uyarıları diqqətə almadı. Bardağı taşıran son damla isə Erivanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı Doğu Ortaklığı anlaşması oldu. Hatırlatmak gerekir ki, daha öncə də Gürcüstan, Ukrayna və Moldova bu anlaşmaları imzalamış və Moskova ilə sürəç savaşa qədər gitmişdi. Rusiya-Ermənistan hattında bunlar yaşanırkən, Azərbaycan halkı nezdində isə bardaq çoxdan taşmışdı. 30 yıl topraqlarının %20-sini işğal altında olması halkda büyük bir yaraydı. İşğalın bitirilməsi ilə ilgili halkda büyük bir tələb vardı. Ülkənin bir numaralı gündəmi hər zaman Qarabağ məsələsiydi. Ayrıca 2. Qarabağ savaşından öncə də Tovuz olayları oldu və bir üst düzey Azərbaycan generalı olmaq üzərə üst düzey askerlər şəhid edildi. Yıllar sonra başta başkent Bakı olmaq üzərə bir çox noktada Qarabağla ilgili kitləsəl eylemler yapılıyordu. Və böyləliklə kaçınılmaz olan 2. Qarabağ savaşı başladı. Azərbaycan bu savaşdan Türkiyənin də yardımı ilə qalib çıxdı. Rusiya savaşın ilk haftalarında səssiz qaldı. Çünki Rusiya Paşinyana çox qızğındı. Hatta devirmək istiyordu. Bir başqa planı isə Azərbaycana barış gücü altında asker konuşlandırmaydı. Nihayətində savaşın 43-cü günündə Ermənistan ordusu tam olaraq çöktü. Ordudan kaçış başladı və bütün ana yollar tutuldu. 30 bin erməni askeri də kuşatmaya düşdü. Bu durumda Moskova başta Ermənistan olmaq üzərə bölgəyi kaybedəcəyini anlayınca devrəyə girdi. 44 günlük savaşda Azərbaycan ordusu Qarabağın böyük bir bölümünü aldıysa da Xocalı, Xankəndi, Laçın koridoru, Ağdərə, Askərən, Xocavənd gibi yerlər karşı tarafta kaldı. Nihayətində Rusiya lideri Putin, Başbakan Paşinyan və Cumhurbaşkanı Aliyev masaya oturdular və 9 Kasım 2020-də ateşkəs anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmadan sonra Azərbaycan hökuməti Ermənistanın tam kapitülasyon metini imzaladığını önə sürərək mutlaq zəfər kazandığını ilan etdi və Rusiya ordusu 30 sənə sonra barış gücü adı altında Qarabağa yerləşdi. Yapılan anlaşmada Ermənistan ordusu və ermənilərin kurduğu ayrılıqçı güclərin Rus barış gücünün bölgəyə girməsinə paralel olaraq təsfiyə ediləcəyi və bölgədən çəkiləcəyi maddəsi konuldu. Anlaşma metninin digər bir önəmli maddəsi isə Zəngəzur koridorunun açılmasıydı. İmzalanan anlaşmaya görə bütün bunlar sağlandıqdan sonra 5 il içində Rus barış gücünün bölgədən çıxması öngörüldü. Amma aradan 3 yıla yaxın zaman keçdi və anlaşma maddələrinə uyulmuyor. Rusiya bölgəyə askeri olaraq girərək Güney Kafkasiyada gücünü daha da kuvvetlendirdi. Bütün bunlara rağmen Ermənistan ilə Azərbaycan arasında barış görüşmələri başlamış durumda. Özəlliklə Türkiyə və bazı Batı ülkələri də Azərbaycan ilə Ermənistan arasında anlaşmanın olmasını istiyor. Çünki Güney Kafkasiyada barışın olması və sınırların açılması Türkiyənin və Türk dünyasının stratejik olaraq çıxarına. Ukrayna savaşından dolayı enerji alanda sıxışan Batı isə Hazar qazına və petroluna ihtiyaç duyuyor. Böyləliklə də Zəngəzur ilə yolların açılması və bölgədə istiqrar olmasını istiyor. Ötə yandan Paşinyan hökuməti həm Rusiyaya məsafəli duruyor, həm də 30 yıllık bu işğal sürecinin kendileri için kayıp yıllar olduğunu anlıyor. Ermənistan Qarabağı işğal etməsinə rağmen 30 yıl içinde bölgede hiçbir yatırım yapmadı ve
bölgənin qalxınması anlamında nərdəysə sınıfda qaldı. Zaten başkent Erivandan yurt dışına göçü əngəlləyəməyən Ermənistan Qarabağ bölgəsinə də nüfus qaydırmaqda başarısız oldu. Ayrıca Paşinyan hükümeti çok iyi anlıyor ki, bölgedeki komşusu Türkiye ve Azerbaycan ile kavgalı olduğu zaman Ermenistan bir adım öne gidememeye mahkum. 30 yıllık tarih bunu apaçık gösterdi. Bu yüzden Paşinyan hükümeti Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınması, Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğunu kabul etmeleri ve lojistik hatların açılması gerektiği ile ilgili sayısız demeçler verdi. Paşinyan hükümeti Türkiye ile diyalog sürecinin başlaması ve sınır kapılarının açılması gerektiğini de en üst perdeden vurguluyor. Hatta 30 yıl sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan arasında görüşme oldu ve başkentlere karşılıklı temsilciler atandı. Ama bölgede barış olmasını istemeyenler sürekli bu iyi niyet girişimlerini engelliyor ve her seferinde bir provokasyona imza atıyorlar. Toplumun bir kesimi ise yılların biriktiği öfke ile bunları görmüyor. Güney Kafkasya'da barış olması demek bölge halkının kalkınması, Rusya ve İran'a ihtiyaç kalmaması demek oluyor. Bundan dolayı da Rus barış gücü ayrılıkçıların eli ile ne zaman Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya yönelik bir yol alınsa sürekli bir hamle yaparak bunu engelliyor. İran ise her fırsatta Zengezur koridorunun açılmasına karşı olduklarını vurguluyor. Ma hemen gune ki barha elam kerdeyim, tegyirat eder merzhay keşverhay mentebe ve vaziyet ve vaqiyat jeopolitiki mentege ra tahammül nakhahim kerd. Çünkü Zengezur koridoru açılırsa İran bypass edilecek ve bölgede kendisine ihtiyaç kalmayacak. Sonuç olarak Zengezur koridorunu alıp Karabağ savaşını başlatanların asıl amacı Türkiye ile Azerbaycan'ın, dolayısıyla Türk dünyasının fiziki bağlarını koparmaktı. Evet, büyük devletler küçük devletler daima çatışma ve krizle yönetir. Altta daima kriz olacak ki üst daima kurtarıcı olarak görülsün. Bu sebeple Azerbaycan ile Ermenistan devamlı savaşacak ki Rusya hakim ve kurtarıcı olarak bölgede daima var olsun. Peki, başta Ermenistan olmak üzere bölge ülkeleri ve halkları yıllardır kendilerine kurulan bu tuzağı görüp artık yeter diyecekler mi?